biber, kabak gibi ürünlerde fiyatların düşmesine neden oldu. Patateste Çukurova bölgemizin yanı sıra hasadın başladığı Ödemiş'te ani bastıran sıcaklıkla birlikte sökümün hızlanması fiyatlarda düşüşe yol açtı. Yeşil soğanda da hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyatlara yansıdı. Kuru soğanda Çukurova bölgesinde hasat edilen ürün miktarının azalmaya başlaması fiyat artışında etkili oldu. Kuru üzümde arzdaki daralma fiyatlarda artışa yol açtı. Irak'a yönelik ihracatta yaşanan sıkıntı yumurta fiyatlarını düşürdü. Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde üretici ve market fiyatları arasındaki fark %444,36 ile en fazla salatalıkta görüldü. Salatalıktan sonra fiyat farkı sırasıyla kuru kayısıda %360,39, kabakta %316,23, kuru incirde %299,78, sütte %279,33, yeşil mercimekte %268,19 oldu. Salatalık 5,4 kat, kuru kayısı 4,6, kabak 4,2, kuru incir 4, süt 3,8, yeşil mercimek 3,7 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 43 kuruş olan salatalığı tüketici markette 2 lira 36 kuruşa, 8 lira 50 kuruş olan kuru kayısı 39 lira 13 kuruşa, 58 kuruş olan kabağı 2 lira 39 kuruşa, 15 liraya alınan kuru inciri 59 lira 97 kuruşa, 1 lira 79 kuruş olan sütü 6 lira 79 kuruşa, 2 lira 40 kuruşa alınan yeşil mercimeği 8 lira 84 kuruşa alabildi. Değerli basın mensupları, görüldüğü gibi bu ayda üretici ve market fiyatları arasında makasta sorun devam ediyor. Tabii burada bazı ürünlerde fevkalade ucuzlama var, üretici bazında söylüyorum. Tarlada ürün ucuzlamış ama market fiyatlarına baktığımızda bunun yansımadığını görüyoruz. İşte burada bütün mesele, bu zinciri kısaltamıyoruz. Bunun yolu da belli. Yani muhakkak surette bizim örgütlenme noktasında bir mesafe almamız lazım. Türkiye'de ekonomik örgütleri güçlü hale getirmemiz lazım. Ve bir de bu işin planlamasını yapmamız lazım. Yani ben buradan Tarım Bakanlığımıza da sesleniyorum. Gelin beraber çalışalım. Biz Türkiye'nin her ilçesinde, her yerinde teşkilatımız var. Artık teşkilatımız da fevkalade güçlü. Beraber çalışalım ve bunun planlamasını birlikte yapalım. Yani bir taraftan üretici örgütleri devrede olacak ama bir taraftan da planlamayla beraber götürmemiz lazım. Üretici örgütlerinin de tabii bugünkü yapısıyla bu meseleye çözüm bulması mümkün değil. Onların da idari ve mali yönden daha güçlü hale gelmesi, daha fonksiyonel olması çok önemli. Tabii üreticilerimizde bazı ürünlerde az yoğunluğundan dolayı fiyatlar düşmüş görünse de şunu da ifade etmemiz lazım. 2018 yılının Nisan ayından itibaren kurdaki artış ve enflasyondaki artış bizim maliyetlerimizi de fevkalade yükseltti. Çiftçimizi tarlada tutmamız bu manada çok önemli. Mazot, gübre, ilaç, tohum, sulama ücreti, elektrik gibi, yem gibi girdi fiyatlarını makul düzeylere çekmemiz lazım. Desteklerimi de çiftçimize verilen destekleri de artırmamız gerekiyor. Bu arada Ziraat Bankası biliyorsunuz faizleri %16'ya çıkardı. Akabinde %14,25'e çekti. Biz Ziraat Bankası faizlerinin de %11'ler seviyesine düşmesini talep ediyoruz. Desteklerden tabii bahsetmişken pamuktaki verim sınırlamasına da değinmek istiyorum. Pamukta prim desteği 80 kuruş. Tabii uydu tabanlı parsel tanımlama modeline göre çiftçimiz ürettiği pamuğun tamamı için prim desteği alıyordu daha evvel. Şimdi 500 kilogram civarında bir sınırlama getirdi. Tabii bazı üreticilerimiz 700 kilogram, 800 kilogram alıyor dekara. Bunların tabii alacağı prim miktarı da düşmüş oldu. Dolayısıyla bu manada hem üreticilerimizin hem ziraat odalarımızın buna itirazı var. Eski sisteme dönmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yani ne kadar dekarda ne kadar ürün alıyorsam ona göre de prim almam lazım gelir diyorlar. Bu çok önemli.
Pamuk üretimi aslında ülkemiz için çok önemli. Zaman zaman bazı yıllarda 2 milyar dolara varan biliyorsunuz pamuk ithalatına para ödüyoruz. Onun için pamuk üretimini bizim artırmamız lazım. Ve üretimi artırmak için de gerekli enstrümanları da kullanmamız gerekiyor. Bu arada tabii yarın Dünya Süt Günü. Bu vesileyle süt üreticilerimizin de bazı sorunlarına değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs'ta 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere süt fiyatlarını 2 liraya çıkardı. Ama şu an piyasaya baktığımızda piyasada teşekkür eden fiyat 1 lira 79 kuruş civarında gidiyor. Yani bunun altında bir fiyatla süt satan üreticilerimiz de var. Dolayısıyla burada özellikle Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasından sonra da yer fiyatlarını takip ettik. Yer fiyatlarında fevkalade artış meydana geldi. Dolayısıyla biz tabii hayvanlarımızı kesime göndermek istemiyoruz. Hayvanlarımızın kesime gitmemesi ve süt üretiminin de sürdürülebilir noktada olması adına paritenin 1,5 olması fevkalade önemli. Ve 1,5 paritede yaklaşık olarak 2 lira 60 kuruşa tekabül ediyor. Yani süt fiyatlarının 2 lira 60 kuruş olması lazım gelir ki biz süt üretimini sürdürülebilir kılalım. Bu noktada tabii ayrıca 25 kuruşta süt priminin teşvik priminin de devam etmesi fevkalade önemli. Bunu da hükümetimizden talep ediyoruz ama yem maliyetlerimizin aşağı düşürülmesi ve yemde muhakkak sürekli üreticimize bir destek verilmesini de talep ediyoruz. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii Kadir Gecesi'ni de idrak edeceğiz. Mübarek Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum. Sizlerin ve bütün milletimizin, İslam aleminin de bayramını şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını da Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, sorularınız varsa sorularınızı alabilirsiniz.